Merhabalar, burası Türkiye'nin en derin magazin çukuru Şokopop. Kavga, polemik, basitlik, skandal, hepsi bu kanalda. Z Kore, Amerika gibi. Kız o benim şarkım mı? Can düşmanı şarkısı. Ne bilmiyoruz. Böyle bir sahne röportajlar vermek istemem. Ay sorma, son olarak bir sus. Geçen bölümde Hande'nin ateşlediği fitille 2007 yazında pop camiasındaki herkesin birbirini nasıl bombaladığını izlemiştik. Havada hakaretamiz teşbihlerin ve kinayelerin uçuştuğu 2007 yazı eleştiri fobik ünlülerimizin mahkeme zinciriyle kapanmıştı. Bir süre Yüce Türk Adaleti'ni meşgul eden ünlülerin davaları bu bölümde birer birer sonuçlanıyor. Alişan'a şerefli bir babanın şerefli kızını arıyoruz sözlerinden dolayı Demet'in Mehmet Ali Erbil'e 7000, Sezin Erbil'e 3000 TL ödemesine hükmediliyor. Hande'nin 2007 Temmuz'unda Seda Sayan'ın programının çekim arasında magazin muhabirlerine Demet için çamur, densiz ve bakkal şarkısı yapıyor demesi üzerine Demet'e hakaret ettiği için 10.000 TL tazminat ödemeye mahkum ediliyor. Hande Sivridil'in azizliğine uğrarken aslında Hande'yi Sivridil ve patavatsızlıkta sollayan Demet Hande cephesinde ucuz kurtuluyor. Karşımda akıllı rakip istiyorum sözlerine karşılık açılan tazminat davasından beraat eden Demet, Hande'nin avukat masrafları için başlattığı icra takibi sonucu avukat parasını ödeyerek 2007 yılı polemik dosyasını kapatıyor. Hande'nin polemiklerle kah dava açarak kah dava edilerek uzayan mahkeme zinciri ise bileğine dolanıyor. Önce Hande'nin Ebru Destan'a açtığı Çakma Madonna davası düşüyor ve ardından Serdar Ortaç'a bir Romeo dilediği için Serdar'a 3000 TL tazminat ödemesine hükmediliyor. Demet ve Hande ikilisi birbirlerine karşı davalarını geri çekmek için avukatlarına talimat vermeden önce Hürriyet Kelebeği'ye beraberce röportaj vermeye karar veriyorlar. Kreçeler Yolda projesinden ve birlikte çıkartmak istedikleri albümden bahsettikleri bu tarihi röportaj, Kemal Doğulu'nun bu madi ikiliği saç saça baş başa çektiği fotoğraflarla süsleniyor. Barışmış olmalarına rağmen bu şiddet dolu fotoğrafları basına servis eden ikili, farkında olmadan gelecek kavga haberlerine eşlik edecek görsel mirası magazin basınına armağan etmiş oluyor. Bu unutulmaz röportajla taçlanan barışmadan sadece birkaç ay sonra ikilinin arasına bu defa da ünlülerin takılmayı en çok sevdiği sosyal paylaşım sitesi Twitter giriyor. Twitter'da Anti Demet Akalın isimli kişiyi 20 gün boyunca takip eden Hande, Demet'e suçüstü yakalanıyor. Hande, kaşınıyorsun ama. Hande kendisine sitem eden frenemisine, tatlım ben o boktan grubu fark ettiğim an sildim, öptüm yazarak işin içinden çıkıveriyor. Birinci ligin bir önceki lideri Hande Yener, elektronik müzik denemesi sırasında sönen yıldızını yeniden parlatmaya kararlı. 2009 senesini bitirirken ezeli düşmanı Demet Akalın'la kördüğüm polemikleri geride bırakıp aniden barışmasıyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor. Ancak hala ticari anlamda kendini kurtarabilmiş değil. İşe öncelikle yeni bir şirketle anlaşarak başlıyor. Ben elektronik müzik yaparken çok eleştirildiğim için sert tepkiler veriyordum. Şimdi o sert dönem geçti. Geçtiğimiz sene bağlı olduğu Avrupa Müzik ile yollarını ayırarak Pol Productions'la anlaşma imzalıyor. Pol Productions daha önce Hande ve bir sürü sanatçının konserlerini organize eden Polat Yağcı tarafından yeni kurulmuş bir yapım şirketi. Hande'nin herkes onu şişman göbekli 50 yaşında biri sanıyor ama o müziğe gönüllü biri diyerek betimlediği Polat Bey, şirketini kurar kurmaz bünyesine Hande Yener ve Kutsi gibi büyük isimleri bağlıyor. Hande yepyeni piyasa şarkıları hazırlamak için Hadise'nin sevgilisi ve Eurovision şarkısı Dümtek Tekin yazarı Sinan Akçıl'la çalışmaya başlıyor. Adını daha önce İzel'in sevgilisi ve şarkılarının yaratıcısı olarak duyuran Akçıl, Sopa şarkısını yazdıktan sonra Hande'yi arayarak bu şarkıyı senin söylemen lazım diyor ve işbirliğine davet ediyor. Sopa'yı çok beğenen Hande yine bir geleneğini yaşatarak bütün albümün söz ve müziğini Sinan Akçıl'ın ellerine teslim ediyor. İkili Akçıl'ın Gayrettepe Astoria'daki home stüdyosuna kapanarak 4 ayda Hande'nin hepsinin altına imzamı atarım dediği 11 parça hazırlıyor. Bu yoğun kamp döneminin sonunda Akçıl Yener işbirliğinin ilk meyvesi Hande'ye Neler Oluyor albümü ilkbaharda müzik marketlerde yerini alıyor. Hem Hipnoz hem de Hayrola albümleri sadece bir kliple kalan Hande bu defa işini şansa bırakmıyor ve iki şarkısını tek kliple tanıtıyor. Yönetmen Kemal Doğulu Hande'nin geri dönüş videosu için Cheryl Cole'un Treeverse videosundan ekstrem derecelerde esinlenince Hande'nin adı yine çakma sözcüğü geçen haberlerde yer alıyor. İmajını cilalamak için ticari popa geri dönüş yaptığı bu albümde yazın her kulüpte bangır bangır çalması için hazırlanmış bir bakkal şarkısı da var. Klibi Kuşadası'nda çekilen Bodrum. Yeni şirketinde bütçe dostu kliplerle idare etmek durumunda kalan Hande, Bodrum'un klibini Polat Yağcı'nın ortağı olduğu Kuşadası Jade Beach Club'da çekiyor. Bu klibin çekimleri sırasında Hande orada bulunan bir şov vincine çıkarak denemek istiyor. Böylece havada 5 saat asılı kaldığı Hayrola'dan sonra yine bir müddet yer çekimine meydan okumuş oluyor.
Kariyerini kurtarmak için Akçıl'la yaptığı müzikal işbirliği Hande'nin aşk hayatında deprem yaratıyor. Yeni albümünün çıktığı sıralarda Hande Yener ve 3,5 yıllık uzatmalı nişanlısı Kadir Doğulu ayrılıyor. Aynı dönemde oyunculuğa adım atan Kadir, Amerikan gençlik dizisi Gossip Girl'ün Türkiye uyarlaması Küçük Sırlar'daki ilk işine hazırlanırken bir yandan da ayrılık acısı çekiyor. Ayrılık sürecini çok sancılı geçiren Kadir Doğulu, Hande'nin kendisini aylardır birlikte stüdyoya kapanıp uzun saatler geçirdiği iş arkadaşı Sinan Akçıl'la aldattığını düşünüyor. Yıllar sonra Ali Eyüboğlu'nun yorumculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programında anlattığına göre Kadir Doğulu ayrılık sonrası Taksim'de bir mekanda Ali Eyüboğlu'nu ağlayarak içini dökmüş. Kadir, Hande'nin başka bir yerde olduğunu söylediği bir akşam içindeki şüpheyi yenemeyerek Sinan Akçıl'ın home stüdyosunun bulunduğu Gayrettepe Astoria'nın otoparkına gittiğini ve orada Hande ve Sinan ikilisinin arabalarını yan yana görünce aldatıldığını anladığını açıklamış. Hatta bu dönemde Kadir Doğulu'nun Akçıl'ın o dönemki sevgilisi Hadise'ye "Aç gözünü, sevgilin sevgilimle görüşüyor" minvalinde bir uyarı mesajı gönderdiği dedikoduları da basında yer alıyor. Hadise, Kadir'in bu uyarısına rağmen ilişkisine devam etme kararı alıyor. Ancak birkaç ay sonra Hadise Sinan Akçıl ilişkisi de aniden bitiveriyor. Sebebi açıklanmayan bu ayrılığın arkasında devasa bir kriz yattığı söylentileri dolaşıyor. Hadise'nin menajeri ve basın danışmanı da olan ablası Hülya Açıkgöz'ün, Hadise Sinan'ın telefonunda öyle bir şey gördü ki ilişkiyi 5 dakikada bitirdi ama ne olduğunu asla söylemem demesi üzerine basında çeşitli senaryolar konuşulmaya başlıyor. Bunlardan biri de Akçıl'ın telefonuna Hande'den geldiği iddia edilen "hamileyim" mesajı. Söylentiler alıp başını gitmişken Sinan Akçıl bir basın açıklaması yaparak "ilişkimiz üçüncü kişiler değil, Hadise'nin ablası yüzünden bitti" diyerek Hande'ye dair dedikoduları inkar ediyor. Pop camiasında esen aşk ve ayrılık rüzgarlarından Demet Akalın da nasibini alıyor. Toz pembe hayallerini ikinci defa resmiyete dökmeye karar veren Demet, eksiksiz bir merasim yapmak adına işe kına gecesinden başlıyor. Söz konusu kına Demet Akalın olunca entertainment camiasından irili ufaklı isimler guest liste yerlerini alıyorlar. Yıldız Tilbe, Ayşe Özyılmazel, Alişan ve yeni kan keytosu Hande Yener. Hande ve Demet o sıralar ilişkilerinin balayında ve birlikte röportaj verip birbirlerinin konuk olduğu canlı yayınlara telefonla bağlanmaya bayılıyorlar. Hande'nin konuk olduğu canlı yayına bağlanıp "seninle aynı sahneyi paylaşırım, bir de senden bir aşk şarkısı istiyorum" diyen Demet'in hayalleri kına gecesinde gerçek oluyor. İkili süper hitleri "Acele Etme" ve "Mucize" şarkılarını ard arda söyleyerek ilk düetlerini Demet'in düğün arifesinde gerçekleştirmiş oluyorlar. Bu tarihi andan günler sonra Demet yalnızca 2,5 aydır tanıdığı Önder Bekensir ile nikah masasına oturuyor. Nikah masası düğünün en sansasyonel kısmı çünkü nikah şahidi seçimleri düğünü gölgede bırakacak cinsten. Demet'in nikah şahidi kontenjanı için düşündüğü ilk isim artık verdiği röportajlarında psikoloğum diye tanımladığı süper kankası Hande. Ancak Hande her nedense uğursuzluk getireceğini düşündüğü için bu teklifi geri çeviriyor. Psikoloğunun yan çizmesi üzerine Demet teklifi her fırsatta ondan hayat dersleri aldığını söylediği Sibel Can'a götürüyor. Sibel Can bu görevi kabul etmesine rağmen düğün tarihinin sömestr tatiline denk gelmesiyle şahitlikten cayarak Engin Can, Melisa ve Emir'i yanına alıyor ve Londra'ya tatile gidiyor. Son anda şahitsiz kalan Demet'in gözü dönüyor ve zehirli oklarını bu defa yanık sesli mentoruna çeviriyor. Demet Twitter hesabından "ya insan hem geçmişinde hem de özünde dansöz olur mu ya? O kişi bana dansözlük yaptı. Yalan, sahte, iyi olmuş o kasan boşalmış. Beter ol, çocuklu sahtekar" yazarak Sibel Can'a öfkesini kusuyor. Akalın nikah şahidinin Sibel Can olacağını herkese duyurdu. Ancak Sibel Can bir son dakika değişikliği yaparak nikaha gelmedi. Bunun üzerine iki ünlünün arası bozuldu. Aradan bir ay geçti ama Demet Akalın'ın sinirleri yatışmadı. İddiaya göre internetteki bir sosyal paylaşım anında Sibel Can'a demediğini bırakmadı. "İnsan hem geçmişinde hem özünde dansöz olur mu ya?" Demet Akalın geçmişte dansözlük yapan Sibel Can'ı bu kadar sert sözlerle eleştirdi ama bu da yetmedi. Sulhi Aksüt'le boşanmalarına kadar gitti. Sulhi Aksüt'ün evdeki kasayı boşalttığı haberlerini hatırlatan Demet Akalın yine iddiaya göre Can'a sahtekar dedi. "Evindeki o kasan da boşaltılmış, iyi olmuş, beter ol, çocuklu sahtekar." Demet'in şahit arayışları magazin gündemini meşgul ede dursun, düğün günü hakkında en çok konuşulan şahit damadın şahidi oluyor. Yalnızca birkaç ay önce Demet'in Ümmet Oğuz Kayhan'la ayrılmasına sebep olan aşk mesajlarını yakaladığı ve davalık olduğu sosyetik güzel Selin İmer, damadın kankeytosu sıfatıyla şahitlik koltuğunda. Demet'in bir röportajına göre ikili geçmişteki yanlış anlaşılmaları geride bırakmış ve 2 yıl önce Demet'in arkasına bakmadan dünya evinden çıkışında rol oynayan Selin İmer, onu Önder Bekens ile tanıştırarak bu defa Demet'in evlilik kurumuna geri dönmesini sağlayan isim olmuş.
Demet medeni halini güncelledikten sonra sıra diskografisine geliyor. Yaz başlarken kendi ifadesiyle dibine kadar bakkal bir albüm olan Zirve'yi piyasaya süren Demet, eleştirmenlerden pazarlama stratejileri ve ticari aklıyla tam not alıyor. Müzik yazarı Michael Kuyucu, Demet'i önü açık bir otobana benzetiyor. Kısaca serbest piyasa ekonomisi ve bireyselciliğin her donesini içeren bir lifestyle var bu albümde diyen Kuyucu, Demet'in hem slow hem de dans şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine oynadığını ekliyor. Demet'in beraber ödül kazanmaya doyamadığı Ersay İner ile olan işbirliği bu albümde de devam ediyor. Adıyla özdeşleşen, dibi koyu renkte bırakılmış platin sarısı saçlarıyla bu albümle beraber vedalaşıyor. Demet'in yıllar sonra açıkladığına göre bu ani imaj değişikliğinin arkasında saçlarını koyu yap diyerek onu kendi kuaförü Kemal Doğulu'ya götüren Hande Yener var. Albüme ilk klip Demet'in aşklarda olgunluk dönemine ulaştığını vurguladığı Tecrübe şarkısını çekiliyor. Ancak klibin yayınlanmasına 2 gün kala çekilen sahnelerin Coronel and Lisa Marie ikilisinin Keep on Jumping klibinden çakma olduğu ortaya çıkınca Demet bir ekstrem esinlenme skandalıyla daha uğraşmamak adına klibi çöpe attırıp baştan çekiyor. Bu ufak çaplı skandal bertaraf edildikten hemen sonra düğün mevsimini kaçırmamak için albümün ikinci klibi de yayına giriyor. Bu klip Demet Akalın'ın alışılageldik giderli tarzından ödün verdiği Mutlu İlişki Marşı Evli Mutlu Çocuklu için çekiliyor. Demet bir defa daha gerçek hayattaki partnerini klibinde oynatma geleneğini sürdürerek kocası Önder Bekensir ile kamera karşısına geçiyor. Ancak bu mutluluk şovunun ardından soluğu Beykoz Aile Mahkemesi'nde alıyor. Menajerliğini de yapan Önder Bekensir'in konserlerinde arkasından komisyon olarak zimmetine para geçirmesi ve Bodrum'da bir arkadaşıyla Zodiac Bot'ta samimi bir şekilde görüntülenmesiyle adeta çılgına dönen Demet boşanma dilekçesini veriyor. Dilekçeyi verdikten sonra ilk hamlesi yatak odasının girişine yaptırdığı ve daha önce Müjde Ar'la mahkemelik olmasını sağlayan meşhur parmak izi sisteminden kocası Önder Bekensir'in parmak izlerini sildirmek ve odaya erişimini kaldırmak oluyor. İkili kısa bir süre sonra yakın arkadaşları Cenk Eren ve Selin İmer'in araya girmesiyle buzları eritiyorlar. Hatta barışmanın ardından dünya evi nasıl yaşanır dünya aleme göstermek için Show TV'de evlilik hayatlarını anlatan bir reality şova başlıyorlar. Demet Akalın, Önder Bekensir, Evlilik Hayatı gibi yaratıcı bir isme sahip olan bu reality show denemesi kısa ömürlü oluyor. Demet Önder çifti programın bir bölümünde Özge Ulusoy ve yapımcı Ferruh Taşdemir'in yalnızca 24 saat süren evliliğine nikah şahitliği yaparak yine magazin sayfalarında kendilerine yer buluyor. Çiftin televizyon kariyeri uzun ömürlü olmuyor ve evlilik hayatının yayından kaldırıldığı sıralarda ayrılık haberleri bir kez daha gündeme geliyor. Demet televizyon programı ile boşanma davası arasında albümün 3. klibini de sıkıştırıyor. Sözleri ve müziği Tan Taşçı imzalı Çanta şarkısına çekilen klibin yönetmen koltuğunda Demet kendisi oturuyor. Bu çok da ümit vaat etmeyen ilk yönetmenlik deneyiminden sonra ikinci boşanma davası deneyimini yaşıyor. İlk küslüklerinde açtığı davayı geri çekmeyen Demet, barışmalarından sonra yeni küslüğün aslında boşanmayla sonuçlanmasını istemiyor. Bu ikinci boşanması olduğu için artık bu konuda bir profesyonel olduğunu düşünen Demet, Yüce Türk Adaleti'nin bu Mesut aileyi parçalamayacağına güvenip boşanma davasına hakim bizi boşamaz ya diyerek gitmiyor. Ancak hakim sürpriz bir şekilde sansasyonel çifti tek celsede boşuyor. Bu ani gelişmenin ertesi sabahı Akalın ve Bekensir kahvaltıya giderek ilişkilerini gözden geçirme kararı alıyorlar. Kısa bir süre sonra yeniden birleşiyorlar. Aşk hayatını yoluna koyan Demet, o güne kadar sadece seyirci olarak gidebildiği Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda ilk konserini veriyor. Rakibeleri Hande Yener ve Gülben Ergen'in defalarca konser verdiği bu prestijli sahneye geç de olsa çıkarak 1. Lig'in önemli bir mastını yerine getiriyor. Demet Zirve albümünde giderli tarzına bir de Amerikan desteği alıyor. Her fırsatta Amerika'ya tatile giden ve partner olarak Amerika'da uzun süre yaşamış erkekleri tercih eden Demet için Amerikan onayı bir hayli önemli. Umutsuz Vaka isimli şarkısının klibi boyunca arkada dans edip İngilizce gaz cümleler söylemesi için Amerikan rapçi Fatman Scoop'la anlaşıyor. Fatman Scoop üstüne düşen görevi layıkıyla yerine getirerek şarkının başında Demet'e diye hitap ediyor ve böylece Akalın'ın 1. Lig'de oynadığını uluslararası bir dilde ilan etmiş oluyor. Demet'in Fatman Scoop tarafından First Class Baby olarak anıldığı bu günlerde Hande bir kez daha göbek adı Makbule ile anılıyor. 2007 senesinde Demet'le olan savaşını başlatan Makbule polemiği Makbule Hande Özyener'e 2009 sonbaharında yeniden hortluyor. Sabahın ilk ışıklarında evinin yolunu tutan Hande ve kankeytosu Kemal talihsiz bir rastlantı sonucu madde oldukları köşe yazarı Oray Eğin ve arkadaşlarıyla karşılaşıyorlar. Oray Eğin Hande ve Kemal'in arkasından yürürken Hande'ye Makbule Hanım diye sesleniyor. Eğin bununla da yetinmeyip
az önce Makbule Hande Özyener'e Makbule diye seslendiğim için alay çıkıyordu şeklinde bir tweet atınca ortalık karışıyor. İkinci ismi bir kez daha alay konusu olan Hande yine Twitter üstünden eyine yanıt vermekte gecikmiyor. Az önce yolda yürürken oraya yayın bana Makbule diye seslendi. Ben de göbek ismim olduğu için baktım. Çocuk gibi güldü. Zeka yaşında nefretini de anlayamadım. Makbule babaannemin adı. Rahmetliyi andık sayesinde. Kabus gibiydi. Umarım rüyama girmez. Yazarak hikayeyi kendi açısından anlatıyor. Hande ile Demet'in dostluğu ilk çatlağını soğuk bir Kasım akşamında Hande Yener'i rakı sofrasında veriyor. Hande ve yeni menajeri Moko lakaplı Murat Yıldırım Cihangir'de yemeğe çıkıyor ve Moko yemek sırasında aniden "Demet benim eski kız arkadaşımdı, Demet Bülbül Ses" diyerek Demet'in arkasından konuşmaya başlıyor ve gece mesaisindeki magazin kameraları bu Demet'i yakalıyor. Can dostunun sofrasına meze olduğunu öğrenen Demet, Hande'ye çok bozuluyor. Öyle ki Frenemiler yıl sonunda dağıtılan İstanbul FM ödüllerinde birbirlerinin ödül aldığı anlarda töreni terk ediyor. Demet yılın en iyi albümünü almadan önce Sinan Akçıl ile ortadan kaybolan Hande tuvalete gittiğini söylüyor. Demet ise magazin mikrofonlarına konuştuğu sırada Bodrum en iyi şarkı olarak anons edilince röportajı yarıda kesip töreni terk ediyor. Törene beraber katılan Hande ve Sinan'ın birbirine duyduğu hayranlık gitgide büyüyor. Yani benim için çok şey ifade ediyor. Zorlanıyorum ben Sinan'ı tarif ederken, anlatırken. Öyle ki ikili kendilerini Sezen Aksu Onnot'un çiftine benzetmeye başlıyor. Hande birkaç röportajında Sinan için "o benim Onnom" derken Sinan da ilişkiler için aynı benzetmeyi kullanmaktan çekinmiyor. Düğünümüze hoş geldin. Damat gelmedi, rezil olmuş değil mi? Damat diye bahsettiği Sinan Akçıl. Gelmedi, bugün birini bulunmadı. Komik kız. Düğüne gelen karşılar gibi hissettim kendimi. Sinan Akçıl'la gizli aşkı yaşadığı konuşuluyor. Malumunuz. Zamanın hani nasıl Sezen Aksu, Onnot Tunç tam vazgeçemiyorsa benim için de Sinan Akçıl o derecede, o boyutta. Hande Yener Sinan Akçıl'la ilişkisini Sezen Aksu, Onnot Tunç ilişkisine benzetiyor. O halde büyük aşkı yaşıyorlar. Müzikal dehalarını birleştirmekten büyük mutluluk duyan iki iş arkadaşı romantik temaslarının olmadığını özellikle her fırsatta vurgulamayı ihmal etmese de basındaki aşk dedikoduları önüne geçemiyorlar. Önceki yıl Sinan Akçıl'la esrarengiz bir şekilde ayrılan Hadise'nin Seyhan Müzik'ten çıkan Aşk Kaç Beden Giyer albümü popun merkezinde yaşanan bu gizemli aşk üçgenini bir kez daha gündeme getiriyor. Albüm kapağı için Beyoncé'yi andıran divalık dozajı yüksek bir poz veren Hadise, albümünü tanıtmak için İstanbul'un çeşitli stratejik noktalarında billboardlar kiralıyor. Bunlardan bir tanesi de eski sevgilisi Akçıl'ın home stüdyosunun bulunduğu Astoria'nın tam karşısında. Tabii bu stratejik karar basının da ilgisini çekiyor ve basın mensupları görüşünü almak için Akçıl'ın kapısını çalıyor. Hadise'nin stratejisinin kendisini teğet geçtiğini savunan Akçıl, home stüdyosunun penceresinin billboard'un bulunduğu cepheyi görmediğini ifade ediyor. Yeni albüm için sevgili Gülşen'den çok güzel şarkı aldık. Çok güzel, çok anlamlı, çok mesaj veren, içimde kalan, söylemek istemediğim sözlerle yapılan bir şarkı oldu. Benim albümler hep öyle. Benim albümlerin hep yaşadığım şeyleri yansıttı bugüne kadar. Çünkü ben hiç özelimi konuşmayan bir insanım. Gülşen'in Hadise'ye özel hazırladığı çıkış şarkısı Süpermen'le eski sevgilisi Akçıl'a gider yaptığı düşünülürken giderin gerçek kaynağını Ali Eyüboğlu ortaya çıkarıyor. Eyüboğlu Milliyet Cadde'deki köşesinde Burjuva şarkısının "Adam mısın süslü Burjuva? Patlar o pasta bebek suratında. Kıvır durma tatminsiz diva. Yolu kapatma. Hadi bay bay." Nakaratındaki süslü Burjuva'nın Sinan Akçıl, tatminsiz divanın ise Hande Yener olduğunu iddia ediyor. Burjuva'nın söz yazarının daha önce Hande'nin birçok şarkısını yazıp besteleyen ve yollarının pek de dostça ayrılmadığı rivayet edilen Alper Narman olması şarkıyla ilgili dikkat çeken bir başka detay oluyor. Hande bestekarlığı ve müzisyenliğinden yoğun olarak faydalandığı süslü Burjuva Onnosu'nun müzik dünyasında yeterince varlık gösteremediğini düşünmüş olacak ki Sinan'ı bir solo albüm yapması için teşvik ediyor ve müzik camiasına unutulmaz bir vokal kazandırıyor. Pol Productions'dan çıkan Kalp Sesi adlı albümle şarkıcılığa soyunan Sinan Akçıl'ın performansı çoğu müzik eleştirmeni tarafından beğenilmiyor ancak albümün çıkış şarkısı Atma radyolarda büyük bir başarı yakalıyor. Sinan Akçıl'ın sözlerini yazdığı ve Hande Yener ile düet yaptığı bu şarkının klibinde ikili beraber rol alıyor. Magazin kulislerinde Sinan Akçıl'ın bu şarkıyı olaylı bir şekilde ayrıldığı ex aşkı Hadise ve ex baldızı Hülya Açıkgöz'e ithafen yazdığı konuşuluyor. Akçıl da yıllar sonra bir röportajında bu dedikoduyu doğruluyor.
Hande'nin alışılageldik stiline geri dönüşü müzik ve medya camiası tarafından karşılıksız bırakılmıyor. Hande 2011 yılında düzenlenen 38. Altın Kelebek ödül töreninde Türk pop müziği kadın solist ödülüne layık görülüyor. Hande'nin yıllar sonra ödül aldığı 2011 Altın Kelebek töreninin hakkında en çok konuşulan yıldızı ise Hadise oluyor. Melek, Süpermen ve Aşk Kaç Beden Gel şarkılarından oluşan bir medley ile izleyenlere yerli kraliçelerimizin bir türlü beceremediği batılı anlamda gerçek bir dans show sunuyor. Öncelikle sizlere teşekkür etmek istiyorum. O güzel alkışlarınız için sizleri alkışlamak istiyorum. Belçikalı pop prensesi Aşk Kaç Beden Giyer albümüyle Türkçe pop müzikte kalıcı olacağını kanıtlarken pop piyasasındaki birçok veteran ismin şimşeklerini üzerine çekiyor. Türkiye'li olmayan selebritilere karşı ırkçı yaklaşımıyla tanınan Demet Akalın, Hadise'den nefret ettiğini ve bir an önce ülkesine geri dönmesini dilediğini açıklarken Hadise'yi bulileme takımının asıl liderliğini Erol Köse üstleniyor. Çok kısa bir süre önce kendisini batırmakla suçladığı Hande Yener'in yeni çıkacak albümü Teşekkürlerin lansmanına katılan Erol Köse, kendi vücut kitle endeksine bakmaksızın Hadise'yi obez olarak nitelendirdiğini, iştahla orada bulabildiği tüm kameralara açıklıyor. Köse, bir ozaliçide bastırdığı sumo güreşçisi Hadise tişörtüyle geceye katılıp Hadise obez değilse diplomamı yırtarım ve Hande ile Sinan'ın albümünü çok beğendim, diyor. Sen obezitenin tanımını bilebilir misin? Nedir bu masada obezite? Sen mi bilirsin, ben mi bilirim? Söyle o zaman. Dünya Sağlık Örgütü'nün obezite kriterleri çok ağırdır. Ben o obez değilse ben diplomamı yırtarım ya. Obez abi. Obezse alkış. Canım, Allah obezse aşkına. Alkış. Şimdi ama neden? Obezse sen misin? Şimdi ama neden? Obezse sen misin? Şimdi ama neden? Obezse sen misin? Pop'a geri dönüşünün ardından eski popülaritesini yakalamak için harıl harıl çalışan Hande, şarkıcı olarak geçirdiğim 11 yılın özeti dediği yeni albümünü yine Sinan Akçıl'a teslim ediyor. Her şarkısı Sinan Akçıl imzalı Teşekkürler albümünün çıkış parçası Eller Havaya Bir Bakkal şarkısı olarak tanımlanabilecek hava alanı oluyor. Hande şarkıyla uyumlu olarak albümün lansman partisini hostes kıyafetlerini andıran bir elbiseyle geliyor. Albüm lansmanı Kral TV'de canlı olarak yayınlanıyor ve Hande'nin yeniden 1. Lig'e oynadığının habercisi oluyor. Teşekkürler albümünde aynı müzisyenle çalıştığı için tekrara düşmek ve monotonlukla eleştirilen Hande, müzik eleştirmenlerinden geçer not alamıyor. Ancak pop'un tüketim gücü nedeniyle nihayet ekonomik olarak belini doğrultabiliyor. Bu albümle beraber bütçesi daha yüksek yurt dışına çekilen kliplere dönüş yapıyor. Albüme adını veren Teşekkürler parçasının klibi İzlanda'da çekiliyor ve Hande bu defa da klip çekimlerinde bir helikopterle dağın tepesine bırakılarak -10 derece soğuğa meydan okuyor. Albümün açılış parçası Unutulmuyor Paris'te, Dön Bana ise Amsterdam'da bir klip çekiliyor. Hande'nin aksine 2011 yılını mesleki anlamda sessiz geçiren Demet, bu yıl genellikle aşk hayatı ve gaflarıyla gündeme geliyor. Yaza özel sezonluk şarkı çıkarma geleneğini bozmadan Aşk isimli 5 parçalık bir maxi single çıkarıyor. Bu çalışmada yıllardır yol arkadaşlığı yaptığı Ersay Üner'le yolları ayrılıyor. Ersay Üner'in bağımsız çalışmalarına ağırlık vermek istemesinden kaynaklanan bu ayrılık, Demet tarafından olgunlukla karşılanıyor. Ancak Ersay Üner kendisine sorulan sorulara, "Demet'i çok samimiyetsiz bulduğum için artık onunla çalışmak istemiyorum." diyerek kafa karıştırıyor. İkili kısa bir süre sonra arayı düzeltiyor ve Demet'in barışma hediyesi olarak Ersay'a aldığı son model Jeep'in içinde görüntüleniyor. Pahalı hediyeleriyle gündemi meşgul etmeyi seven Demet, çok geçmeden yepyeni bir gaf skandalıyla yine gazete manşetlerini süslüyor. Konya Akşehir'de verdiği bir konserde yine bir seyircisinin performansını beğenmeyen Demet, "Bir saattir ellerini kulaklarınla tıkamışsın, rahatsız mı oldun amca, benim konsantremi bozuyorsun," diyerek seyirciler arasından bir kişiye bağırıyor. Ancak daha sonra amca dediği bu kişinin Akşehir Kaymakamı Ahmet Katırcı olduğu ortaya çıkıyor. Kaymakam vertigo hastası olduğu için kalabalık ve yüksek sesli ortamlarda rahatsız olduğunu, normalde de Demet'i dinlemediğini, yalnızca görev icabı orada bulunduğunu söylüyor ve elleriyle kulaklarını kapatmadığını, başı ağrıdığı için şakaklarını tuttuğunu belirterek Demet'in atarına cool bir gider yapıyor. Arka taraf gençler eğleniyor en azından. Söyledikleri yetmedi, kaymakama bir de yaşla ilgili atıfta bulundu. Bir spor ayakkabı giyip arka tarafa mı gitsem acaba? En güzeli. Kudurmaya devam mı ediyoruz yoksa? Akalın kırdığı potu fark etmedi, şarkı söylemeye devam etti.
Protokol skandalının ardından yaz sonunda evlen boşan ayrıl barış bir türlü bırakamadığı Önder Bekensir'le nihayet bağlarını son kez kopartıyor. Her fırsatta ben 20 yaşımdan 33 yaşıma kadar Amerika'da yaşadım. Klasik Türk erkeği gibi düşünüp hareket etmem. Modern biriyim diyen Önder Bekensir ayrılık sonrası aralarında aşk dedikoduları çıkan Demet ve futbolcu Tuncay Şanlı'nın gece geç saatlere kadar Reyna'da eğlenip sonra Şanlı'nın evine gitmesi üzerine Tuncay Şanlı ile yumruklaşıyor. Paçalarından medeniyetsizlik akan bu davranışıyla Demet'in aşk defterinde tozlu sayfalara gömülmeye hak kazanan Bekensir yerini uzun yıllar duyacağımız yepyeni bir isme bırakıyor. Önder Bekensir ayrılıklarından kısa bir süre sonra anneannesi vefat eden eski eşini cenazeye katılarak yalnız bırakmak istemediğini gösteriyor. Ancak Demet zaten yalnız değil. Anneannesinin cenazesinde Demet'in yanında bir aylık flörtü Mersin'in iş adamı Okan Kurt var. Hatta Demet gazeteciler eski kocasının cenazeye gelişini sorduğunda hemen yeni sevgilisinden bahsediyor ve benim yanımda adam gibi adam Okan Kurt var diyor. Mersin'in iş adamı Okan Kurt ile Giderli Pop'un kraliçesi Demet Akalın Yıldırım Hızı'yla birbirlerine sırılsıklam aşık oluyor. Adam gibi adam olarak tanımladığı yeni sevgilisiyle geçireceği ilk sevgililer günü için aşka gelen Demet Etiler'de devasa bir billboard yaptırarak Mersin'li iş adamına bir kez daha ilanı aşk ediyor. Siyah beyaz bir fotoğrafın üstüne tek gerçeğimsin, aşkımsın, yeminsin, benim için inan ömre bedelsin. Demet Kalp Okan yazdıran Demet yeni sevgilisiyle kısa süre içerisinde evlilik kararı alıyor. Aşklarını kameralardan gizlemeyen ikili bir gece Beyoğlu'nda magazincilerle karşılaşıyor ve yeni projeleri sorulan Demet, pop müziğin divasıyla ortak bir reklam projemiz olacak. İsim vermiyorum, siz zaten anladınız. Yanıtını verdikten sonra çok para verdiler, hayır diyemedik diyerek kahkahayı basıyor. Ara sıra küçük madilikler yaşasalar da birbirlerinden vazgeçemeyen ikili, kendilerine cömert bir ücret öneren online alışveriş sitesi Morhippo'nun kült reklam serisinde kamera karşısına geçiyor. Serinin ilk reklam filminde bir çift mor stiletto için saç saça baş başa kavga eden ikili reklamın sonunda hüsrana uğruyor. Çünkü bu cicileri satın alan isim Entertainment camiasının prensesi Seren Serengil oluyor. Seren yalnızca isminin gözüktüğü bu reklam için 50.000 TL'ye alıyor. Reklam parasını şatafatlı bir night out'la ezmeye karar veren Demet, Seren ve etkileyici sarı siyah balyajlarını da yanına alarak gezmeye çıkıyor. Nişantaşı Harbiye hattında mekik dokuyan kızlardan Seren, gecenin sonunda muhabirleri görür görmez topuklarken Demet alkolün de etkisiyle çok sevdiği magazin kameralarına şu unutulmaz açıklamayı yapıyor. Çocuklar reklam paralarını yiyoruz, ne yapalım? Allah. O kadar çok kazandınız yani. Karalar huzur yok. Karalar huzur yok. Çok para verdikleri için hayır diyemedikleri bir reklam filmiyle birinci barış dönemlerinin nirvanasına ulaşan Demet Akalın ve Hande Yener birkaç yıl içinde bir bilardo maçı yüzünden yeniden kanlı bıçaklı olacak ve bu kan davasının son derece kanlı ikinci roundu start alacak. Sussun. Bu kadın artık sussun. Kim arkadaş aşağıya? Buyurun. Bunlardan Murat. Yok hayır, sizin varlığınızdan. Şu anda benim röportajımı sabote etti. Demet ve Hande yeni müttefiklerin katılımıyla topyekun bir savaşa girişecek ve güllerin savaşında gözyaşı çözüm olmayacak. Ama bütün bunlar bir sonraki bölümün konusu. Gelecek bölümde Demet Akalın İbrahim Tatlıses'ten nasıl intikam aldı? Demet ve Hande'nin arasını bozan bilardo maçında neler yaşandı? Akalın'ın hangi akrabası Hande Sinan aşkından haberdar? Hande'yi kariyerini çalmak ve ekmeğiyle oynamakla suçlayan diva kim? Bakkal polemiği nasıl yeniden hortladı? Seren metre nedir, nasıl bakılır? Ayrıca keman çalan dev melekler, rekor kıran çiftler, bok emojisi, cinsel tercih yönelimi olayı, Demet'in TikTok'la imtihanı, sürekli para çekiliyor ve sarayda sulh de yine bu videoda. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve Şoko Klan'a abone olmayı lütfen unutmayın. Gelecek bölümde görüşürüz.